Sevgili seyirciler yeni bir 5N1K programına hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu haberlerle karşınızdayız. İlk olarak bütün dünyanın belki de e, dünya soygun tarihine geçecek biraz matrak, biraz gerçek hatta biraz da trajik bir e, Samsun'dan soygun hikayesiyle başlayalım. Bir banka adına bir banka diyoruz çünkü BDDK açıklanmasına izin vermiyor ya da açıklanırsa ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz o yüzden. E, iki kardeş birisi pompacılık yapan, birisi işsiz iki kardeş Samsun'da Türkiye'deki bir bankayı tam 16 milyar lira dolandırdılar. Yani ben 16 diyorum ama bankaya bakarsanız sadece 14 milyar 300 milyon lira dolandırmışlar. Kardeşlere bakarsanız biz diyorlar 16 milyar dolandırdık. Dolandırdık demiyorlar da daha kibar ifade ediyorlar. Bizim diyorlar hesabımızda abisiyle kardeşi ortak hesap kullanıyorlarmış. Ve de bakmışlar hesapta hiç para yok. Mobil uygulamaya girmiş. Oradan bir bakmış orada işte yatırım hesabınıza para gelmesini ister misiniz yazıyor. O da tamam demiş. Bir önce bir denemiş 10 bin lira gelmiş. Sonra bir denemiş 1 milyon gelmiş. Tabi o süreç nasıl geçti bilmiyoruz. Çünkü 30-40 defa denediklerini söylüyorlar. Sonra 7 milyar yazmış 7 milyar gelmiş. Banka duruma uyanmış demişler ki hesabı bloke etmişler. E, aramışlar bunları. Demişler ki ya, bu para nereden geliyor? Yani nasıl böyle bir parayı alıyorsunuz? Adam demiş ki paramız olmasa getirir miyiz demiş. Peki demişler blokajı kaldırmışlar. <laughs> 1.7 daha çekmişler. <laughs> 300-500 derken e, iki kardeş 16 milyar TL diyorlar. E, bankada e, suç duyurusunda bulunuyor ve 14 milyar işte 300 milyon TL civarında e, bir e, hata ya da işte artık soygun mu diyelim, dolandırıcılık mı diyelim, ne diyelim bunun gerçekleştiğini söylüyorlar. Olay bununla da kalmıyor. Gençler, bu iki kardeş bu paraları kendi hesaplarına getirdikten sonra ne yapalım diye düşünüyorlar. Önce araba almaya karar veriyorlar. 2010 model, ikinci model bir arabayı Samsun'da galeriden almaya karar veriyorlar. Arabanın fiyatı 328 bin lira. İki kardeş gidiyorlar hesaplarında 16 milyar TL varken galericiyle Pazarlık ediyorlar, arabayı 300 bin lira indiriyorlar ve de 150 binli bir kardeş kendi hesabından öbürü de 150 bin başka bir hesaba yolluyorlar. O hesaptan da galericiye gidiyor para ve de ikinci el 2010 model bir arabayı almaya niyetleniyorlar. Ne zaman ki banka suç duyurusunda bulunuyor, ortamı uyanıyor galericinde parayı geri iade ediyor bankaya. Bu kadarla da kalmıyor. O kadar tuhaf bir hikaye ki bu aile büyüklerine gittiklerini söylüyorlar. Kimse artık aile büyükleri. Düşünsenize size çocuğunuz geliyor, iki çocuğunuz. baba, anne benim 16 milyar liram var diyor. <laughs> Diyorsunuz ki ya sen pompacılık yapıyorsun nasıl 16 milyar lira olabilir yani. <laughs> Rüya mı görüyorsun dememişler. Demişler ki ha, öyle mi o zaman bari eşe dosta yardımımız olsun. Akrabaların eşin dostun borçlarını kapatmaya başlamışlar. 500-600 bin lira da oraya harcamışlar. Ve de en sonunda da parayla yakalanıyorlar. Şimdi yakalanmaları da tuhaf çünkü banka ortaya çıkartmıyor. Bıraksanız 16 milyar TL değil, 160 milyar TL de çekecekler <laughs> çünkü sistemdeki boşluğu öyle bir yakalamışlar ki ee, ya yani yakaladıkları da özel bir hani hacker falan değil yani sadece giriyorlar oradaki işte e, yatırım hesabından buraya e, kendi hesaplarına para geçiyorlar yani yoksa bir herhangi bilgisayarda bir yetenekleri olduğu için de değil. Yakalanmaları da şöyle 40 bin lira para çekiyorlar. ATM'den ve de silah var yanlarında. Polis çevirmesine denk geliyorlar. Polis diyor ki bu silah ne? Bunlar da cep telefonlarını açıyor. Polisi ikna etmek için diyorlar ki ya bizim çok paramız var. Onu korumak istiyoruz. E bu silah da o. Polis diyor ki, ne kadar paranız olur? Açıyor telefondan gösteriyor. 16 milyar lira var diye. <laughs> Bunun üzerine de e, o polis kardeşimiz gerçekten duruma uyanıyor. Ve de suç duyurusunda bulunuyor. Ya bunların nasıl 16 milyar olabilir diye. Olay böyle ortaya çıkıyor. Ve de e, şu anda geldiğimiz son noktada paralar bloke edilmiş durumda. 16 milyar mı 14 milyar 300 milyon mu hala orada bir muallak var. Hangi banka olduğu konuşuluyor tartışılıyor böyle bir şeyin. E, resmi olarak hala bir açıklama yok. Ve de daha da matrağını söyleyeyim. İki kardeş e, şu anda serbest. Denetimli serbestlikle serbest bırakılmışlar. <laughs> Neresinden baksanız tuhaflıklarla dolu. Fıkra gibi yani insanların birbirini anlatacağı bu haberi özellikle Hürriyet gazetesinden Musa keslerin özel haberleriyle e, hep beraber bu hafta takip ettik. Türkiye'de biz bunlara gülüp eğlenirken Ukrayna Rusya tarafından işgal edilmeye, savaşta o soğuk yüzünü bütün dünyaya bir tokat gibi çarpmaya devam etti. Fakat bu hafta Biraz da Rusya'nın Ukrayna'yı Ukrayna işgalinden dolayı NATO zirvesi, düzenli olarak Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde herkes döndü ve ne olacak, nasıl bir karar çıkacak diye bekledi. Herhangi büyük bir karar beklenmiyordu. Yani dur bakalım Ukrayna, gel seni biz NATO'ya alalım denileceğini hiç kimse e, beklemiyordu. Ya da e, çok işte Rusya'ya karşı eğer şunu yaparsan biz de sana bunu yaparız gibi bir karar da çıkmadı. Ama yine de liderlerin bir araya gelmesi özellikle... Rusya'nın bu müdahalesinden sonra, yani işgalinden sonra NATO'nun değeri bir kez daha anlaşıldı. NATO biz büyümeyeceğiz, genişlemeyeceğiz demedi. Hatta yeniden büyümeye açık olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Onun dışında Rusya'yı ürkütecek, küstürecek bir şey demedi ama en çok dikkat çeken şu fotoğraf çekiminde yaşanan sahnelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson, Biden bir noktada yan yana duruyorlardı. Biden gelişte gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıktı. Her ne kadar iki lider birebir görüşmese de böylesine sıcak bir ortamı da daha önce görmüyorduk son birkaç yıldır. Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pek haz ettiğini söyleyemeyiz. Nitekim bugüne kadar Türkiye yönelik aldığı adımlar, attığı adımlar da bunun göstergesi. Ancak... Macron'dan ilginç bir sıcaklık vardı. Macron biliyorsunuz Fransız Fransa devlet başkanı Macron daha önce Cumhurbaşkanının aleyhinde atıp tutmuştu. Ya demişti biz hani bizim yaptığımız işi kolay zannediyorsunuz ben işte haftada bir Erdoğan'la görüşüyorum gibi tuhaf bir cümle kurmuştu. Sonrasında görüyoruz ki bu mesela sıcak şeyde Macron elini Erdoğan'ın omuzuna atacak kadar samimi bir tablo sergiliyor ve de bu samimiyetini işte böyle gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinde müttefikler arasında ambargo olmamalı mesajını verdi. Bu mesaj önemli. Kime mesaj? Aslında bu mesaj Amerika'ya yönelik bir mesaj. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemi olan Patriot almak istedi. Amerika Birleşik Devletleri de satmadı. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan S400 adlı savunma sistemini aldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri de NATO'yu gerekçe göstererek buna çok tepki gösterdi. Çünkü bu sistemde, bu sistemin çalışabilmesi için dost ve düşman uçakları tanımlamanız gerekiyor. S-400 sistemini bir yere kurduğunuz zaman. Burada da eğer NATO'nun uçaklarını Rus sistemine tanımlarsa Türkiye, Rusların NATO'nun çeşitli kodlarını ya da yazılımlarını alabileceğinden çekindi. Ya da bu gerekçeyle Türkiye dedi ki, siz bunu kurarsanız madem aldınız size bir ceza vereceğiz. F35 programından sizi çıkartıyoruz dedi. F16'da satmayacağız dedi. Ve de onu kurmayın dedi. Kriz böyle kaldı. Şimdi bu kriz adı konulmamış bir ambargo aslında. Türkiye'ye ya yani hem bir yandan hava savunma sistemi satmıyor hem de 2,5 milyar dolarlık alınan bir sistemi de kutusunu açmadan bekleteceksin diyor. Bir yandan da F35 Programından atıyor ve devamında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna tepki gösterdi. Dediğim gibi bu Rusya Ukrayna'yı işgal etmesi aslında Türkiye'nin değerini ve önemini bir kez daha bütün dünyayı gösterdi. Yani dedi siz şimdi madem NATO'yuz hani hep beraberiz Rusya'ya ambargo uyguluyorsunuz ama bizde de adı konulmamış bir ambargo var dedi. Bunun dışında özellikle dünya 5'ten büyüktür sloganını bir kez daha tekrar etti. Ve de bu süreçte Türkiye bildiğiniz gibi çok arada bir pozisyonda duruyor. Yani ne Ukrayna'yı kaybetmek istiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleriyle söylüyorum, ne de Rusya'yı kaybetmek istiyor. Yani i̇kisini de kaybedecek lüksümüz yok diyor. Ve şu anda her iki ülke açısından da aslında saygıyla ve belli bir mesafeden olsa da düşmanca yaklaşılmayan bir tutumu sergilediğini söyleyebiliriz. Mesela bir yandan Zelinski diyor ki Türkiye garantör bir devlet olabilir bir barış anlaşmasında. Bir yandan da şu anda ambargo konulan Putin'e yakın oligarklar işte Abramovich gibi büyük yatlarını ve belki de servetlerini Türkiye'ye getirip park etmeye, demirlemeye başlıyorlar. Yani bu işi aynı anda becerebilmek emin olun kolay bir iş değil. Şimdi düne kadar biliyorsunuz mesela Fransa ile Yunanistan arasında ikili anlaşmalar imzalanmıştı. Fransa demişti ki eğer Yunanistan'a yapılan bir saldırı bize saldırı sayılacaktır. Şimdi kim saldıracak Yunanistan'a? Tabii ki oradaki hedef Türkiye'ye yönelik bir şey. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında işte bir caydırıcılık yaratmak ya da Türkiye'ye biraz tabii Yunanistan'a silah satmayı da düşünüyorlar da asıl hikaye orada Türkiye'ye karşıydı. Şimdi bu olaydan sonra mesela İtalya Başbakanı Draghi dedi ki Türkiye, İtalya, Fransa arasında işbirliği grubu toplanacak dedi. Bakın Yunanistan'ı katmadılar yani hani onun altını çizmekte fayda var. Yine bu haftanın ilginç açıklamalarından bir tanesi Biden'dan geldi. Biden Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılığını görür dedi. Böyle bir ihtimal var. Bunu zaman zaman Lavrov da Putin de altını çizerek söylüyor. Daha çok dünyayı korkutmak için. Yani hani eğer siz böyle bir şey yaparsanız biz de burada bir nükleer silah kullanırız. O her zaman masanın üzerinde duruyor gibi bir söylem var. Yani asla kullanmayı istemiyorlar ama o daha çok hani ayağınızı denk alın demek istiyorlar aslında. Böyle bir söylem var. Biden da nükleerle getirmiyor da hani kimyasal silah bile kullansa biz tepki veririz açıklamasını yaptı. Bu arada Biden demişken Mehmet Özü biliyorsunuz Türkiye'nin en ünlü Amerika'da yaşayan isimlerinden bir tanesi Cumhuriyetçilerden aday olmuştu. O da Beyaz Saray'da Trump döneminde iki dönemliğine işte oranın fitness, sağlık komitesine atanmıştı. Bu hafta kendisine bir mektup geldiğini ve istifa etmesi istendiğini söyledi. Etmeyeceğim dedi. Onu da oradan kovdular. Mehmet Öz tartışmalı bir isim, artık tartışmalı bir isim çünkü kendisi Cumhuriyetçilerden eğer senato adayı seçilirse Türkiye vatandaşlığından çıkacağını da yine bu hafta kendisi açıkladı. O da ilginç bir açıklamaydı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la da görüştü ve de yeni ticaret ve yatırım fırsatlarını acaba ne yaparız diye konuştular. Dünyanın takip ettiği bu zirvede ise en çok konuşulan yine Boris Johnson oldu. Nasıl olmasın? Biraz önce gösterdiğim videoya bir daha bakalım isterseniz. Görüyorsunuz Boris Johnson pek kimseyle konuşmuyor. Her zamanki gibi kravat eğri, saç baş dağınık. Dünya politika sahnesindeki en nevi şahsına münhasır lider diyebiliriz. Kendisi pek de anlamlandırılmayan bir şekilde öyle sıkılarak fotoğraf çekilme anını bekledi diyebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken yeni bir mülteci krizi de konuşuluyor. Şu ana kadar 2 milyon 650 bin mültecinin Polonya'ya geçtiğini ya da çevre ülkelere gittiği de konuşulanlar arasında ve de bir yandan da Türkiye'ye de 58 bin Ukraynalı mültecinin geldiği de yine dile getiriliyor. Sadece gelenler Ukraynalılar da değil. Orta ve orta üst sınıf yani eğitimli Ruslar da Rusya'dan kaçıyorlar. Farklı ülkelere geliyorlar. Türkiye'de 200 bin Hani böyle bir orta direk ve üstü eğitimli Rus'un geldiği tahmin ediliyor. Şimdi isterseniz Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal'a soralım. Acaba Türkiye'ye e, kaç kişi geldi Ukrayna'dan ya da Rusya'dan en iyi bilen isim o. Selin Hanım şu anda net bir rakam var mı? Kaç kişi geldi Ukrayna'dan ve nereye geldiler bu insanlar? Ukraynadaki durum başladı bugün bir ayı doldurmuş durumdayız bir ay oldu ve milyonlarca kişi maalesef bu konudan etkilendi. 10 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini biliyoruz. 3.7 milyon kişi mülteci durumuna düştüler. Ukrayna'ya komşu ülkelerde sığınma talep ettiler ve altı buçuk milyondan kişi, fazla kişi de Ukrayna içinde maalesef yer zorunda kaldı. Bu sayıların her biri bir hayat hikayesi, her birinin arkasında çok büyük acılar var. Çoğu kadın ve çocuk bu insanların yani deneyimleri çok ağır, travmaları ve yaşadıkları trajediler gerçekten çok ağır bir durum bu savaş durumu biz görüyoruz ki mülteci durumlarında sadece o yaşanan coğrafyadaki, yaşanan ülkedeki komşu ülkeler değil, bütün bölge ülkeler aslında etkileniyor. Evet biliyoruz bugün Ukrayna'dan kaçan kişilerin çoğu komşu ülkelere sığınmış durumda. işte Polonya, Macaristan, Moldova gibi ama aynı zamanda bizim ülkemize gelen vatandaşlar da var. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar yaklaşık 60 bin Ukrayna vatandaşı, aynı zamanda 14 bin de Rus Federasyonu, Rusya Federasyonu vatandaşı. Şu ülkemize geldi. Ülkemizde yabancılar ve uluslararası koruma kanunu bağlamında kişiler menşe ülkesine bakılmaksızın kendilerinin bir koruma talebi olduğunu beyan ettikleri durumda korumaya erişebiliyorlar. Değerlendiriliyor bu göç dersi başkanlığı bağlamında tarafından ee, Ukrayna'daki durum göz önüne alındığında yani ülkeye geri dönüşler ve ülkeden ülkeden kendi hayatlarını kurtarmak için kaçışın devam ettiği e, durumu e, devam ettiği sürece maalesef bu sayının artabileceğini de biliyoruz. Şu ana kadar 400 kadar Ukrayna vatandaşının uluslararası korumaya e, kaydedildiğini talep ettiğini ve kaydedildiğini biliyoruz. Bu sayı dediğim gibi artabilir çünkü Ukrayna vatandaşlarının ülkemizde 90 gün kadar vizesiz kalma hakları var. Bu süreyi doldurduktan sonra e, ya e, uluslararası koruma için başvuracaklar veya oturma izni almaları gerekiyor. E, fakat tüm bunlar Ukrayna'daki durumun gerçekliği bağlamında kolaylaştırılıyor Türkiye etkililer tarafından. Biz de bu konudan dolayı çok memnuniyet duyuyoruz. E, Ukrayna vatandaşların ülkeye giriş yaparken yanlarında pasaport veya buna eşdeğer bir belgelerin olmaması durumunda geçici seyahat belgesi düzenleniyor. E, ya da mesela vizenizi, vizesi bitmesini takiben pasaportun 60 gün boyunca e, var, ya 60 günlük bir pasaport sürenizin olması gibi şartlar muaf tutuluyor. Ve kişilerin hız Hızlıca kayıt edilmesi konusu çok çok önemli. Zira pandemi yaşıyoruz ve çoğu kadın ve kız çocuğu bu gelenlerin yüzde doksanı hem bölgede hem ülkemizde. Dolayısıyla onların özel ihtiyaçları da olabiliyor. Sağlık ihtiyaçları çok önemli. Bu gibi hizmetlere erişimleri bağlamında bir an önce kayıt edilmeleri konusu çok önemli. Biz yönetici olarak Türk yetkililerine her zaman hazır olduğumuzu desteğe, belirlenecek herhangi bir ihtiyaç durumunda yardıma hazır olduğumuzu ilettik. Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'la ve Kızılay'la ortak çabalarımızı nerede nasıl yürürlüğe sokabiliriz, daha nasıl güçlendirebiliriz konusunda neredeyse her gün iletişim içindeyiz ve bu konuda destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bizim kurum olarak yani öncelikle hep verdiğimiz mesaj bu Ukrayna krizi bize ve özellikle Avrupa'ya e, mülteci durumlarının sadece bazı ve belli coğrafyalarda gerçekleşmediği gerçeğini gösterdi yani mültecinin bir tanımı yok. Bu insanların biraz önce de bahsettiğim saç rengine, konuştukları dile ya da geldikleri ülkeye göre farklılık göstermiyor. Mülteci ya da insan haklarına saygı gösterme bir seçim olamaz. Bu bir müzakereye açık konu değil. Bu bir yorum da götürmez. İnsan hakları bağlamında bu evremsel bir durumdur. Yani Ukraynalı mülteciler bugün Afgan ya da Suriyeli mültecilerden farksızdır. Dolayısıyla tüm dünyanın dayanışmasını, tüm mülteciler için eşit şekilde paylaşmasını ve bunu göstermesini göstermesini talep ediyoruz. Peki senin hanım yeni bir göç dalgası daha bekliyor musunuz? Buna bir hazırlığınız var mı acaba? Ee, mülteci durumlarında bu gelişecek insani akınları maalesef tahmin etmek çok zor. Yani biz bunu Türkiye'de Suriye krizinde de yaşadık. Hiç beklemiyorduk. Çok kısa sürede binlerce kişi sınırımıza gelmişti ve böylece takip, böyle takip etti bu sayılar artarak. Şimdi Ukrayna durumunda da bir ay içinde zaten 3.7 milyon kişi ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Bu çok büyük bir rakam. %90'ı kadın ve kız çocuğu demiştik. Ee, her birinin farklı ihtiyaçları var. Çocuklar okullarını bırakıyorlar. Yani eğitimler ara veriliyor. Ee, hayatlar bir şekilde bir durağanlığa ve belirmez, belirsizliğe giriyor. Bu insanlar üzerinde de çok büyük bir trajedi yaratıyor. Şimdi bu savaş durumunun devam etmesi durumunda maalesef bizim UNHC olarak daha fazla yani milyonlarcasının daha evlerini terk etmek zorunda kalabileceği riskinden dolayı endişe duyuyoruz. Tabii bu ülke içinde sıkışmış olan ve maalesef kaçma şansını yolunu bulamayan insanları da kapsıyor. Bu ikili müzakereler yani iki tarafın müzakeresi sonucu sağlanacak olan güvenli yolların inşa edilmesi çok önemli. Sivilleri o bölgelerden özellikle ağır çatışma altındaki bölgelerden uzaklaştırmak açısından. Bunlar sağlanırsa bu sayılar daha da artacaktır. Ya da savaş daha fazla farklı bölgelere yayılırsa bu sayılar daha da artacaktır. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek için tabii ki siviller o bölgeden kaçmak durumu da kalacaklar. Biz neler yapıyoruz bunun için? E, UNHCR olarak zaten bölge ülkelerde Ukrayna dahil ofisimiz var. E, çalışmalarımız devam ediyor. Ukrayna'daki ofisimizi de kapatmadık. Orada da çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki çalışan arkadaşlarımızın güvenliği çok önemli. Ukrayna'nın merkezi ve özellikle batı tarafına doğru kaydırdık arkadaşlarımızı. Ve şurada e, orada şu anda 125 kadar arkadaşımız çalışıyor. Ukrayna içinde yerine edilmiş kişilere ulaşma ve ihtiyaçları belirleme bağlamında aynı zamanda Ukrayna en fazla vatandaşının sığındığı Polonya, işte Macaristan, Moldova. Slovakya gibi ülkelere de arkadaşlarımızı e, görevlendirdik. Oraya da ekstra 180 kadar arkadaşımız gitti. Bu müzakerelerin dediğim gibi e, iyi geçmesi ve olumlu olması, sivillerin ve özellikle insani çalışanların bölgede ha, e, hareketlerini ve çalışmalarını sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde e, sürdürmeleri sağlandığı takdirde biz de oralardaki e, arkadaşlarımızı ve aktivitemizi arttırmayı planlıyoruz ve istiyoruz. E, dediğim gibi Ukrayna bölgesi yani hem Ukrayna hem de Ukrayna'ya komşu ülkeler için 1.7 milyar dolarında bir yardım çağrısında bulunduk. Şu an hali hazırda Ukrayna'daki krizde Avrupa'dan çok büyük bir dayanışma desteği var. Bu çok olumlu bir şey. Kendilerine uluslararası koruma verildi Ukrayna vatandaşları için. Bu da çok önemli bir şey. E, fakat şunun altını çizmek istiyoruz biz kurum olarak. Yani mültecilerin nereden geldikleri, e, gözlerinin rengi, konuştukları dilin hiçbir önemi yok aslında. Mülteci herkes olabilir. Farklı sebeplerden, hayatları risk altında olan kişiler ülkelerini terk etmek zorunda kalabilir. Bugün Ukraynalılara gösterilen dayanışma ve yardım örneğinin dünyada şu an 21 milyondan fazla mülteci var. Onlar için de gösterilmesi gerektiğini altını çiziyoruz. E, Somalili, Afgan e, Suriyeli, Yemenli birçok kişi var bu durumda ve çok uzun zamandır bu şekildeler. Tabii ki herkes ister ki Ukrayna'daki durum daha fazla uzamadan bitsin. Ama diğer bölgelerdeki, diğer coğrafyalardaki mültecilerin de ihtiyaçları aynı. Mültecilerin ve insan hakları bağlamında onların haklarına saygı duymak ya da onları tanımak, onlara koruma vermek ya da üçüncü ülkeye yerleşme programlarına dahil edip etmemek bir seçim olamaz, bu bir yorum götürmez, bu müzakereye açık bir durumda değildir, bu evrensel bir haktır. Dolayısıyla biz tüm dünyaya hem bu sorumluluğun paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğunu hem de dünyadaki tüm mülteciler için aynı yardım ve dayanışmanın gösterilmesi gerektiğini savunuyoruz. Zira orada yaşanan acılar, orada yaşanan gerçekler Ukrayna'dakinden daha az. Gerçek ya da daha az acımasız değil. Hepsi çoğu kadın ve çocuk olan hepsinin çok derin acılar yaşadığı yıllar alan yani bir mülteci hayatının 20 yılı aşkın başka bir ülkede geçtiğini göze alırsak çok uzun süreli hayatları etkilediği bir gerçekten bahsediyoruz. O en temel insan haklarına erişimlerinin kolaylaştırması gerektiğinden bahsediyoruz. Ama bu bunların her birinin tek bir çözüm yolu var aslında. O da hepimizin bildiği gibi barışın sağlanması. Yani barış gelmediği sürece o coğrafyalara, silahlar susmadığı sürece diyalog ve diplomasinin sağlanmaması durumunda bu sayılar artmaya devam edecek ve milyonlar yine bu trajedileri yaşamaya devam edecekler. Ve bizler de sürekli yardım çağrıları istemeye, talep etmeye devam edeceğiz. Bunun olması için çağrımızı yine diyoruz. Uluslararası koruma ihtiyacı her bölgeden gelebilir. Yani bir çatışma bölgesi olmasa dahil o ülkede e, hayatlarını tehlike altına alacak insan hakları ihlalleriyle karşılaşabiliyorlarsa... Karşılaşıyorlarsa, bir çatışma durumundalarsa e, ya da dinleri, konuştukları dil, bağlı oldukları sosyal grup dolayısıyla kendilerini o ülkede artık huzursuz ya da güvensiz hissediyorlarsa sığınma talep edebilirler. Bu herhangi bir ülke vatandaşı olabilir. Aynı şekilde bu Rusya'dan gelenler için de olabilir. Farklı sebepleri olabilir bu insanların. E, ama... Uluslararası korumaya başvurmayabilirler. Şimdi ülkemizde bulunan do, e, Ukraynalılar için de bu geçerli. Şu an 400 kadar Ukraynalı var dedik, sığınma talebine başvurmuş. Bu yarın e, Rusya dahil farklı milletlerden insanların da başvurduğu uluslararası koruma olabilir olmayabilir. Zira 90 günlük bir vize, siz Türkiye'de bulunma hakları var bu kişilerin. Daha sonra oturma iznine veya uluslararası korumaya başvuracaklar. Ama dediğim gibi e, sebep e, bu insanların nereden geldiğine, e, nasıl geldiklerine bakmaksızın tamamen uluslararası koruma ihtiyaçları bağlamında değerlendiriliyor. Sayın Selin Ünal çok çok teşekkür ederim. Sağ olun yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler Ukrayna Savaşı'nın farklı sonuçları olacak. Olmaya da başladı. Hani dünya bir daha hiç eskisi gibi olmayacak demek belki çok büyük bir laf olabilir ama 5-10 yıl boyunca en azından Avrupa-Rusya ilişkileri, Amerika ilişkileri pek eskiye kolay kolay dönmeyecek. Ta ki Putin gidene kadar bilmiyoruz ne zaman gidecek. Ve ekonomide de farklı etkileri var. Şimdi bütün batı yaptırım uygulamaya başladı. İşte Swift anlaşmasından çıkarttı. Şimdi bu Rusya'yı çok zorluyor. Zorlayacak da. Ee, özellikle gaz satışında zorlayacak. Çünkü satacak, satmaya da devam edecek ama nasıl satacak? Çünkü bir yandan Swift anlaşmasından çıkartınca e, euro satamıyorsunuz, dolara yönlendiremiyorsunuz, gazı yolluyorsunuz, para gelmiyor. Nasıl gelecek? E, bir yandan yaptırım uyguluyorsunuz. Bunun içinde Rusya devlet başkanı Putin, e, başkent Moskova'da bir kabine toplantısı yaptı ve dedi ki dost olmayan ülkelere doğal gazı ruble yani Rus parası üzerinden satış yapacağız bunu dedi. Tabii bu bir anda e, Almanya başta olmak üzere ki baya bir hani Rus gazını kullanıyorlar. Peki ne olacak yani? Nasıl bir kaos doğacak buradan diye endişe uyandırdı. Şimdi kara kara bunu düşünüyorlar tabii. Bunu gören yani buradaki bir kaos da petrol fiyatlarını bir kez daha fırlattı. Yediğimiz bunlar bize ne yazık ki işte. Petrole, gaza, motorine zam olarak da bu hafta yine dönmeye devam etti. Savaş cephesine gelelim. Bu hafta savaş cephesinde ilginç şeyler yaşandı. Odessa kuşatılmış durumda. Özellikle Ruslar şu anda Kiev'e girmiyorlar ama Odessa'nın önünde gemiler bekliyor. Ve etraftaki çeşitli e, limanlar da Rus gemileriye ya yanaştı ya da açıklığa çıkartma için bekliyorlar. Bu hafta ilginç bir şey yaşandı. Ukrayna güçleri attıkları füzelerle bir Rus gemisini batırmayı başardılar. Başka bir endişede şimdi Odessa'nın etrafına Ukraynalılar 450 tane deniz mayını koymuş. Ve bu deniz mayınları da fırtınada kopmuşlar ve Karadeniz'de sürükleniyorlar. Ya acaba Boğaza gelir mi? Hatta bir tanesi balıkçı teknelerinin ağlarına takılmış, buraya getirilmiş. Acaba gelir mi? Ne olur diye bir endişe dalgası da var. Ama en büyük endişe kuşkusuz Odessa'da. İnsanlar kumları böyle kumlardan barikatlar yazıyor yapıyorlar. Baya bir savunmaya hazırlanıyorlar Odesa'yı ve Odessa vali yardımcısı Yuril Dimchoklo şu anda karşımızda. İsterseniz son durumu ondan alalım. Sayın Dimchoklo, Odessa hazır mı herhangi bir işgale direnecek misiniz? Odessa bölgemiz, Odessa şehri ve tüm Ukrayna bir ay savaş başlangıçtan zamanı oldu bir ay Ukrayna, Odessa savaşta yaşıyor. Savaştan ne kötü, kötüsü alıştık yaşamaya. Bombalayamaya alıştık, sirenlere alıştık. Artık millet alıştı, sınaklara da artık inmiyor. Kötü tabii o da ama alıştı. Birinci hafta en zordu bizim için. Ve psikoloji olarak ve moral olarak. Ama ülke toplandı, halk toplandı orduyla, Ukrayna ordusuyla beraber birleşti ve biz bir güç e, Rus ordusuna gösteriyoruz. E, savaş çok e, durdu sayılır. Şu anda biliyorsunuz Kiev yakın, e, Çernigov'a yakın, Herson Nikolay'a varası e, ve Donetsk batı bölgesinde de durdurulu sayılır. E, Rus ordusunun Putin'in istediği üç günde Kiev alınacak diye öyle bir şey olmadı. Bir ay geçti ve Ukrayna ordusu, Ukrayna halkı çok direniyor. Odessa bölgemiz de son bir hafta sakin oldu sayılır. E, i̇ki gün önceki e, son denizden e, roketlerin bom, bombalaması oldu. E, ondan sonra Odessa ilk, son iki gün özellikle bu gece sakin geçirdi. Siren de bile olmadı. İlk defa belki siren olmadı tüm gece. Demek ki Rusların güçleri ya bitti, ya bıktı, ya da artık yok. Biz eminiz ki biz dirilmeye devam edeceğiz. Odessa'da hayat da yavaş yavaş son özellikle son bir hafta canlılmaya başladı. İş yerleri açılmaya başladı. Restoranlar, mekanlar açılmaya başladı. Mahalle sistemi çalışmaya başladı. Biz düşünüyoruz ki ikinci tam ikinci adım e, olarak Ukrayna tekrar e, yaşamaya başlar. Ve halk ve iş yerleri ve hükümet ve bizim Odessa valiliği de yerindeki yerinde yapıyor. Ve askerlere de yardımcı olmak için ve bizim Odessa bölgesinde yaşayan buçuk milyon halkımız içinde. Bence bundan sonra Rus ordusu çok e, korkar Odessa'ya zaten gelmeye görüyorlar son zaten bir hafta önce iki uçak e, ta Odessa sahiline gelmeden vuruldu. Ondan sonra bir hafta uçaklar artık gelmiyorlar. Aynı işte o toplarda Berdanski limanında gemi battırıldı. Rus gemisi batırıldı. Ukrayna ordusu 40 kilometre 50 kilometre uzakta olduğuna da rağmen bizim gücümüz var. Düşmana, düşmanı yerini koymak, düşmanı cevap vermek. Çünkü Ukrayna kendi vatanını koruyor, halkını koruyor, topraklarını koruyor biz kendi topraktayız. Onun için Odessa'larda o güçle, o moral ve psikoloji hazırlıkla her zaman Rusları karşılamaya hazırlı. Rusya amacı bizi zaten yezmek, başından başkentimizi almak olmadı. Şu anda psikoloji yezmek düşünüyorum. Özellikle de denizden Odessa'da da bombalama. Millet biraz psikoloji olarak rahatsız olsun. ve bizim askeri e, da belirtmek için ama e, biz görüyoruz ki e, onların sonuçları yok. E, ben düşünüyorum yavaş yavaş Rusların Rus ordusun güçleri yavaş yavaş yerir, bizim de gücümüz kuvvetlenir. Tüm Türkiye halkına, tüm Türkiye devletine destek için e, teşekkür etmek istiyorum. Her zaman biz Türkiye'yle kardeştik. ama düşünmüyordum ki e, kan kardeş zaten e, halk. Rus ve Ukrayna halkı savaş edecek. Son savaştan sonra, şimdiki savaştan sonra bence Türkiye halkı bizim için daha büyük kardeş olacak. Ee, Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Özellikle biliyorsunuz 3 tır geldi Türkiye'den. Ee, Türkiye halkından bizim Ukrayna'da, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği organize edilen bir konvoydu. Daha bir konvoy büyüklüyoruz e, haftaya bu destek için teşekkürler, bu yardım için teşekkürler ve biliyorum çok sayıda iş adamları da destek oluyor, özel destek oluyor direkt Ukrayna'ya. Sonra en bizim için en önemli Türkiye'de kontratlı olan bayraktarları bize teslim ettiğin zamanında çünkü onlar bizim ordumuza, bizim ülkemize çok destek oluyorlar. O da çok önemli bir şey, bir son teknoloji silah bizim ihtiyacımız var. Ve Türkiye ve bir Avrupa Birliği ve bir Amerika bu konusunda bize çok gerçekten çok destek oluyor. Evet çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Umarım Odessa'da e, işgal edilmez. Yani bu, bunu dilemek zor bir şey ama e, ne yapalım böylesine bir savaş ortamında söyleyebileceğimiz ancak bu kadar. Sevgili seyirciler ilginç başka bir yansıma da mesela şimdi bu Rus oligarklar biliyorsunuz Abramovich'in e, yatları Türkiye'ye geldi. Bu konuşuluyor bir anlaşma oldu mu olmadı mı? Bir yandan da Chelsea takımını hesapları donduruldu. Fakat bu İngiltere Futbol Ligi'nin önemli oyuncularından oyuncularını barındıran, dünyanın en önemli kulüpleri Chelsea'de de bir e, kaos yarattı. Para yok ve bir sürü ihtiyaç var kulübün. En son araya Boris Johnson girdi ve de Abramovic 36 milyon euroluk acil ihtiyaçlar için para gönderdi Chelsea'ye. Bu da bu haftanın konuşulan ilginç olayları arasında. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın farklı etkileri var demiştik. Bunlardan bir tanesi de soframızdaki ayçiçek yağı hatta ekmeğimiz oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü Türkiye uzun bir süredir Rusya'dan, Ukrayna'dan hem buğday hem de ayçiçeği ithal ediyordu ve de savaş nedeniyle bu gemilerde e, tedarik zincirinde çeşitli aksaklıklar oldu. Tabii bu konuşulmaya, tartışmaya başlandı. Çünkü benzer bir durum Avrupa'da da yaşanıyor. Tedarik zincirlerinde şimdi Rusya'yı bir anda oyun dışına aldığınızda bu sefer tedarik zincirlerindeki bu e, akışkanlık duruyor ya da değişiyor ve orada işler iyi gitmiyor. Acaba e, bazı maddelerde kıtlık, yokluk yaşanır mı konuşuluyor. %170 artan temel gıda ürünü şeker de bunlardan bir tanesi. Bu haftanın konuşulan konularından bir tanesiydi. İsterseniz İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir'e soralım. İşi bilen bir insan olarak. Şu anda Ömer Bey yayınımıza hoş geldiniz. Şunu merak ediyorum. Bir Yokluk ya da bir kıtlık krizi var mı? Özellikle ayçiçeği ve şeker fiyatlarındaki artışı, bu haftaki bu anormal artışı siz nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda gıdada herhangi bir kriz yok. Fakat varmış gibi algı yapıyorlar. Bu algıyla birlikte vatandaşları telaşla alışverişe yönlendiriyorlar ve bu alışverişte büyük vurgun vuruyorlar. Büyük kazanç elde ediyorlar. Bakınız, geçmişte meyve sebzede başladık. Ardından hububatla devam etti. Şimdi ayçiçeği ve şekerde devam ediyorlar. Yarın unda farklı kulvarlar da devam edecekler. Bununla ilgili önemli çalışmalara ihtiyaç var. Şu anda elimizde yeterli ayçiçeğimiz de var, yeterli şekerimiz de var. Ancak biz üretmiş olduğumuz ürünü tüketiciye ulaştırana kadar arada malum kişi, kurum ve kuruluşlar büyük vurgun vuruyorlar. Büyük kazanç elde ediyorlar. Örneğin son ay çiçeğinde var olan ay çiçeğini yok diye piyasaya bir algı oluşturdular. Ardından insanlar ay çiçek yağı yok sıkıntı olur diye marketlere hücum etti. Marketlerin raflarındaki ayçiçek yağını depolara çektiler. Ardından örneğin beşlik tenekeye 100 lirayla 200 lira arasında normalın üzerinde bir çar koyarak bir yılda sattıkları ürünü algıyla beraber 10 günde sattılar. Fakat 10 günde satılan üründen dikkatinizi çekiyorum. Yaklaşık hesaplamalarımıza göre 500 bin teneke 5 dik yağ sattılar. Bu teneke de milyonlarca para kazandılar. Şu anda üretim ne durumda? Yani üretimde bir sıkıntı yaşıyor muyuz biz? Şu an için üretimde ve akabinde tüketimde dengeleme konusundan herhangi bir sıkıntımız yok. Üretim bugün itibariyle tüketimi karşılıyor. Ancak karşılamıyor gibi bir algı pompalıyorlar. Bir sorun var olduğunu ifade ediyorlar. Ve buradan milleti korkuya, endişeye sevk ediyorlar. Üretim tüketimi karşılayacak durumda. Ama önlem almazsak gelecek yıllarda üretim tüketimi karşılamadığı gibi dünyanın yaşadığı büyük bir gıda krizini ülkemizde de yaşayacağız. Önlem almazsak bununla karşı karşıya kalacağız. Acilen önleme ihtiyacımız var. Tarımda plan programa ihtiyacımız var. Yeniden tarımı gözden geçirmeye ihtiyaç var köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi küstürmememiz lazım. Biz her platformda üretirken tüketicinin bu kadar faiz fiyata malı satın alması, ürünü satın alması gelecekte büyük bir sıkıntının göstergesi olacak. İnsanların zaten dünyada yaşanan bu sıkıntılardan alım gücü azaldı. Lütfen bunu dikkate alalım ne gerekiyorsa onu yapalım. Bir krizle karşı karşıyayız aslında. Türkiye bu krizi kendi imkanlarıyla çözemez mi ya da nasıl çözer? Bakın Rusya bundan 10 yıl önce, 10-15 yıl önce üretmiş olduğu arpa buğdayın miktarı yaklaşık 13-14 milyon ton civarındaydı. Bugün Rusya bu sıkıntıyı öngördü. Şu anda 85 milyon ton yıllık arpa buğday üretiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Keza Rusya Putin göreve gelmeden önce 8-10 tane un fabrikası varken şu anda Rusya'nın yaklaşık 25 un fabrikası var. Bakın bunların bir kısmını bizden satın alıyordu. Şu anda kendisi üretiyor. Biz de hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hububat satın alıyoruz. Bugün Sıkıntı var dedikleri yok olmasına rağmen var dedikleri ayçiçek yağının ürettiğimizin 4-5 katını üretebiliriz. Dünyaya ihracat yapabiliriz. Bakın dünyada yaşanacak gıda sıkıntısı yavaş yavaş geliyor. Bunu Türkiye topraklarının çok verimli olma hasebiyle fırsata çevirebilir. Dünyada tarımda kendi kendine yeten ilk 5 ülkenin arasına girebiliriz. Yeter ki bilim kurulu üyelerinden oluşan veya bunun gibi benzer kurumları kuralım. Tarımda planlı, programlı sistemasyon köylüyü, çiftçiyi destekleyelim. Üretmiş olduğumuz ürünün önce devlet alanında ne üreteceğimize karar versin. Ayçiçek burada çok fazla oluyorsa ayçiçek üretelim veya şeker oluyorsa şeker üretelim. Sayın Ömer Demir çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler bizim çocukluğumuzda biz yerli malı haftasını kutlardık. Bilmem benim gibi boomerlar hani 50 yaşın üzerindeki arkadaşlar herhalde hatırlayacaklardır. Yeni kuşak pek bilmiyor bu yerli malı haftasını. Çünkü biz düne kadar okullarda ders kitaplarında Türkiye'nin kendi kendisine yetebilen bir ülke olduğunu okuyarak büyüdük mezun olduk okullardan. Ancak gelinen bugün günümüzün e, Türkiye'sinde ne yazık ki bunun doğru olmadığını ya da artık doğru olmadığını görebiliyoruz. Kuşkusuz burada e, tarım politikalarında atılan adımların sonucuyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığında önemli bir değişiklik oldu ve yeni bir Tarım Bakanı geldi. Bakalım pandemi sonrasında yeni kurulan bu dünya düzeninde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında yeni oluşan bu tedarik zincirlerinde Türkiye nasıl bir stratejiyle yarın bir gün artık ayçiçek gemisi geldi mi gelmedi mi acaba buğdaya ambargo koyarlarsa yollamazlarsa biz ne yaparız sorularından kurtulacak. Bunun yanıtlarını hep beraber önümüzdeki günlerde tarım politikalarında atılacak adımlarla alırız diye düşünüyorum. Bu haftanın güzel bir görüntüsüyle bitirelim istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz pek çok farklı konu konuşuldu. Özellikle bunlardan bir tanesi de bir öğretmenin başına gelenlerdi. Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde özel bir lisede geçiyor. 10. sınıf öğrencisi ders sırasında İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık'ın karşısına geçiyor. Ve de gördüğünüz gibi böyle tuhaf hareketlerde bulunuyor. Bu çok konuşuldu. Acaba dedildi öğretmenler hani otoritesini yitiriyor mu? Neden böyle bir muamele yapılıyor diye. Fakat bence en büyük sürprizi Eyüp Sağlık İngilizce öğretmeni yaptı sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki ya yapılan şey eğitim camiasına öğretmenlere devlete karşı bir saygısızlık ama bu çocuktur bunlar eğitimde olur ben bu olayda kendimi suçladım ben 35 yıllık bir öğretmen olarak bu öğrencilerin annesini babasını da okutmuş bir öğretmen olarak acaba ben bu çocukların anne babasına bu sevgi ve saygıyı neden veremedim ben kendimi suçlu buluyorum iyiliği Allah'tan fenalığı kendinden bil ayeti uyarınca kendimi çok suçlu buluyorum gibi. Müthiş bir kucaklayıcı açıklama yaptı. Pek çok kişinin gözleri doldu ve bravo bu öğretmen hocamıza dedirtti. Sevgili seyirciler, bu güzel haberle ilham verici haberle bitirelim istedim. Umarım iyiliğin bulaşıcı olduğu tıpkı bu İngilizce öğretmenimizin sağlığın duruşundaki gibi yayılır, gelişir, toplumun her yerine nüfuz eder. 22 yıldır CNN Türk ekranlarında karşınıza geliyoruz. Her hafta sizlere Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri anlatıyoruz. Önümüzdeki haftalarda biraz stüdyodan çıkacağız. Sizleri Lübnan'a götüreceğiz, farklı ülkelere götüreceğiz ve orada yaşananları anlatacağız. Ee, İslam dünyasında mesela bazı Müslüman ülkelerde Ramazan'ın nasıl geçtiğini de yakından göreceksiniz, izleyeceksiniz özel haberlerimizde. Yeni bir 5 Nevirka'da buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim.